Hepiniz hoş geldiniz. Katılımınız için teşekkür ederiz. Öncelikli olarak bir araç satışımız var. Arkadaşlar şartnameyi okuyacaklar. İki tane talepli var. Birisi DMK Atık Yönetimi Lojistik Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. Öne alalım Ali Bey. İkinci sırada Kadir Aydın. Gördes Belediye Başkanlığı'na ait bir adet aşağıda bilgileri yazılı aracın satışı 2886 sayılı kanun 45. maddesi gereğince teklif arttırma usulüyle ihaleye çıkartılması işi vardır. Plaka 45BB999 modeli TOG modeli 2023 geçici teminat 48.000 satış değeri 1.600.000 TL. İhalemiz 6 Haziran 2024'te saat 14'te başlayacaktır. İhaleye katılabilme şartlarını zaten sağladınız, evrakları teslim ettiniz. Teminata ilişkin maddeleri okuyorum. İhaleye katılacak istekliler teklifte bulunacağı araç için geçici teminat yatıracaktır. İhaleyi kazanamayan isteklerin geçici teminat bedelleri ihale sonunda yapacakları başvuru sonucu iade edilecektir. İhale üzerinde kalan ve ikinci en yüksek teklif verenlerin teminatları ihale kesinleştikten sonra iade edilir. İdarenin yetkisi 2880 senelerinde ihale kanunu 29. maddesine göre ihale komisyonu gerekçesine belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir. İhalenin onayı ve iptali, komisyonlar gerekçesi belirtmek suretiyle ihale yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir. İtham verince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde üzerinde ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya yadeli tabirli mektupla tebligat adresine postlanır. İhale kararlarının itham verince iptal edilmesi halinde de durum isteği aynı şekilde bildirilir. İhale komisyonları tarafından ihale kararları İtham verilince karar tarihinden itibaren en geç 15 gün iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İtham verilince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İtham verilince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde müşteri veya vekiline imzalanmak üzere bildirilir ve iadeli tahvil mektubu tebligat adresine postalanır. Mektubun müşteriye tebliğ edildiği tarih kararı müşteriye ve vekiline tebliğ edildiği tarih sayılır. 2880 sayılı ihale kanunu 31. ve 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 7 gün içinde %6'lık kesin teminatı yatırmak ve 30 gün içinde de ihale ile ilgili vergi, resim, harçları ve diğer giderleri araç bedelini ödeyerek adına tescilli sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto etmeye hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur. Geçici teminat ve kesin teminat irat kaydedilir. İstekli meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idare eden bir talepte bulunamaz. İdarede bu süre içerisinde firara ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satın alınan müşteriye teslim etmekle yükümlüdür. İsteklinin sözleşmenin bozulması neden olması, sözleşme yapıldıktan sonra 2880 sayılı 63. maddesine yazılı hükümler dışında isteklinin taahhüdünün vazgeçmesi veya taahhüdünün şartlama ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine idare en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durum devam etmesi halinde ayrıca prosedür çekmeye hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümler göre tasfiye edilir. Gelir kaydedilen kesin teminat isteklinin borcuna mahsup edilemez. Ödeme, teslim, yasaklar ve cezalar, hile değilse nüfus kullanma ve çıkar sağlama suretiyle ve başka yolda ihaleye ilişkin işlerle fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, yapılan ihalelerde istekleri tereddüt düşürecek veya rekabeti kıracak söz söylemek, istekler arasında anlaşmaya çağrı ima edecek içerik ve davranışta bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak şekilde görüşme, tartışma yapmak, ihale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya usuller kullanmak yasak olup yasaklara uymayanlar hakkında 2886 Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddeli hükümlere göre işlem yapılır. İhaleye katılacak olanlar 6 Haziran 2020 tarih 14'e kadar geçici teminat bedelini Gördes Belediye Vezesi'nin İş Bankası hesabına ödeyebileceklerdir. Burada zaten ekranda gördüğünüz üzere ödeme şekli ve teslimlerle ilgili maddeler devam ediyor. Devam et önemli kısımlardan birisi de ara satışında artırma payları 2500 TL ve kapları olacaktır. İhaleye istekli çıkmadığı takdirde isteklilerin belgeleri veya son tekliflere uygun görmediği takdirde yeniden aynı usulde ihale yapılır. İkinci ihale 13 Haziran 2024 tarihinde idarenin yararı gördüğü takdirde ihalenin bitiş tarihinden itibaren 2886 sayılı kanun 43. maddesinin ikinci fıkrasına belirtilen esaslar dahilinde pazarlık usulüyle satılabilir. İhaleye katılan tüm istekliler bu şartname hükümlerini peşinen kabul ve beyan ederler.
2886 devlet ihaleye kanun hükmüne doğrusunda çözümlenen ihtilaflar iş bu şartlarla hüküm bulunmayan hallerde ise 2800 devlet ihale kanun hükümleri yürürlükte bulunan diğer mevzuat hükümlere uygulanır. Şartnamemiz bu şekilde. Şartnamemizi zaten ilgililer imzaladı. Artışar 2005. Şimdi iki tane talipte var. Satış bedeli 1.600.000 biliyorsunuz. Bunun üzerinden 2.500. 2.500'e artışla ihaleyi başlatıyoruz. Birinci olarak DMK Atık Yönetimi Lojistik Hizmetleri AŞ. 1.600.000. Yazıyorsunuz arkadaşlar. 1.600. 1.620. 1.625. 1.650. 1.650.000. 1.660. 1.660. 1.680. 1.680.000. 1.685. 1.685. 1.700. 1.700. 1.700.000. 1.705. 1.802.000 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 1.
Evet efendim. Buyurun. En son ne oldu? 1.810.000 TL DMK. 12.5 ben vermiştim. 12.5 TL. Pardon. Özür dilerim. DMK. 820. 1 milyon. 820. Evet. Hayırlısı olsun. Ben çekiliyoruz. En son teklif katılımcı DMK Erhan Bakma'da 1.820.000 lira üzerinde kaldı. Tamam. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Araçla ilgili ihalemiz şu an sonuçlanmıştır. Taşınmazlarla ilgili buçukta başlatacağız. Hayırlı olsun.